Herkese merhaba. Bu programından Line TV ekranlarından bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu üzere başka bir mekandayız, başka bir yerdeyiz bu hafta. Aslında artık Bursalıların alışık olduğu kitap fuarındayız, Buttim'deyiz. 20. kez kapılarını açtı Bursa Kitap Fuarı. Bunun alternatifi olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi de yine bir kitap fuarı organizasyonuyla, iki büyük kitap fuarı organizasyonuyla her yıl Bursalılar okurlarla, yazarlarla tekrar buluşuyorlar. Bu da bunun 20.si, 20 yıl geçmiş. Ben bunun ilkini hatırlıyorum efendim. O zamanlar liseyi yeni bitirmiştim henüz. Ve böyle kitap fuarlarının bu seviyede yaygın olmadığı, çok daha minimal şehirlerde gerçekleşen, sadece birkaç şehirde gerçekleşen kitap fuarlarıydı. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da ve daha sonra da Bursa'da gerçekleşmeye başladı. Ama artık her şehirde, hatta her ilçede bu ve buna benzer kitap fuarları gerçekleşiyor. Bu biz yazanlar, çizenler için de çok kıymetli. Elbette ki okuyucular için de çok önemli ve çok kıymetli. Çünkü bu anlamda sizin standınıza gelen ya da sizinle tanışan her okur edebiyat dünyasında yeni bir ufuk açıyor, yeni bir kapı açıyor. O nedenle de çocukların iletişimi, çocukların etkileşimi, gençlerin etkileşimi, yetişkinlerin yazarların söyleşilerine, konferanslarına katılması çok kıymetli ve çok önemli. Bu anlamda önemli bir edebiyat yolculuğunun devamını sağlayabiliyor ya da bu edebiyat yolculuğunu, bu kitap okuma alışkanlıklarını daha da hızlandırabiliyor. Çok kıymetli bir konuğum var, psikolog İlknur Aksu fuar alanında bizlerle birlikte. Böyle her geçen gün psikolojinin daha önemli olduğu bir durumda, psikolojinin her geçen gün öneminin biraz daha arttığı bir ortamda bunu nasıl yönetmeliyiz, özellikle çocuk psikolojisini nasıl yönetmeliyiz, ergen psikolojisini nasıl yönetmeliyiz, bunları kendisiyle kısaca konuşacağız. Kendisi aynı zamanda yazar elbette, çocuklarla ilgili güzel kitapları var, yetişkinlerle de ilgili var. Ben çok fazla sözü uzatmadan İlknur Hanım'la tanışın isterim. Kendisini çok kısaca tanısın. Daha sonra kendisine kısa kısa sorularım olacak. Sonra da fuar alanını gezeceğiz. Bu haftaki programımız da bu şekilde gerçekleşmiş olacak diyelim. Hoş geldin İlknur. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsın? İyisin? Her şey yolunda? Çok iyiyim. Çok keyifli geçti benim için. Bugün imzamın ilk günüydü. Pazar günü tekrarı olacak. Süper. Katılımlar, geri bildirimler harika. Çocuklarım, yetişkinlerin enerjisi de öyle. Bu şekilde. Son yıllarda çok hızlı hızlı duyuyoruz bu psikolojiyi, psikolojik sorunları, yaşam koçları, nefes koçları, ilişki terapistleri falan. Açıkçası ben de yüz mimiklerinden anladığım üzere bunlara çok sıcak bakmayan birisiyim. Çünkü kesinlikle bu işin akademik bir eğitiminin, doğru ellerden geçen kişiler tarafından verilen bir eğitimin olması lazım ki karşı tarafa yansıtılsın. Belki vardır, evet, az evvel tırnak içerisinde söylediğimiz konu ve durumlarla alakalı da kendisini yetiştirmiş olanlar, ama bir denetime tabi olmadıklarından dolayı sanki böyle hayatımıza iyi gelmesinden ziyade hayatımızda yeni problemler yaratabilir gibi de bir düşünce benim bilinçaltımda her zaman için vardır. Bunu uzman bir psikolog olarak senden dinlemek isteriz elbette. Teşekkür ediyorum. Bu arada sorumun gelişi de arasına giren hiç açıklamalar da çok bilinçli. Olabilecek en özet şekliyle şöyle söyleyebiliriz. Tabii ki insanlara bir kuaföre gitmekte ya da kahvede biriyle sohbet etmek gibi ara ara sohbetler kişinin farklı meslekte olsa bile özündeki deneyimleri iyi gelebilir. Fakat bunlar ile yapılandırılmış bir terapiyi birbirine karıştırmamak gerekiyor. Ve şu az önce söylediğiniz durum var ya, iyi gelmesinden çok yeni problemler yaratması. Biz bunu birebir, tek ben değil, meslektaşlarım da, bana ders vermiş hocalarım da anlatmıştır. Görmüşüz, deneyimlemişizdir. İnsanlar psikolojinin bir şekilde kıyısından geçen ya da bu isme yakın isimler kullanarak terapi adı altında ama içeriği terapi olmayan, psikoloji olmayan bir takım danışmanlıklar aldıklarında ne yapıyorlar? Farklı zehirlenmelerle daha yıpranmış, deforme olmuş şekilde geliyorlar. Hatta ben bunu 9 Ola Bir İnsan kitabımda kişisel gelişim zehirlenmeleri diye bu başlık adı altında anlatmaya çalıştım. Bu yüzden en güzeli kategorileri birbirinden karıştırmamak, dertleşmelerle terapiyi birbirinden ayırt etmek çok önemli. Çok güzel bir tespit diyeyim aslında. Dertleşme bambaşka bir şey.
Terapi bambaşka bir şey. Evet. Terapi bir sorunun onarılması adına yapılması gereken bir çalışma. Ve kesinlikle uzman ellerin, uzman eğitim sonuçlarında, uzman kişiler tarafından verilen eğitim sonuçlarında bir diplomayla ya da gerçekten geçerli bir sertifika sonrasında yapılması gereken bir şey. Ama sohbet, dertleşme bambaşka bir şey. Liselerde söyleşilere gidiyorum sıklıkla. Oradaki genç arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Buradan Susurluk'a da efendim tekrar bir dost selamı göndermek isterim. Susurluk Belediyesi ve Susurluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu genç dağıtımın da organizasyonuyla geçtiğimiz iki gün, takip edenler sosyal medyadan bilirler, Susurluk'ta birçok okulda yüzlerce gençle bir araya geldik. Onlara yine her zaman olduğu gibi işte sınav kaygısını anlatmaya çalıştık. Etkili iletişimi anlatmaya çalıştık. Kendi alanımızla alakalı bilgi birikimlerimizi, belli başlı anekdotları onlarla paylaştık. Yine yeniden görüşmeyi diliyorum ve onlara hayatlarında çok başarılar diliyorum. Bu dost selamından sonra hemen konuyu şöyle bağlayacağım. Orada da benzer şeyi anlatıyorum aslında genç arkadaşlara söyleşinin bir bölümünde. Hepinizin yanında aslında diyorum bir psikolog oturuyor. Siz şu anda ya da bir terapist oturuyor. Psikolog demek belki çok doğru olmaz. Terapist oturuyor. Siz şu anda hepiniz en mahrem dertlerinizi, en onarılmaz zannettiğiniz sorunlarınızı arkadaşınız vasıtasıyla dertleşerek onun da aklına gelen yeni bir fikirle çok kısa sürede çözüyorsunuz. Ama yetişkinlerde bu durum böyle olmuyor. Az evvel üzerine bastığımız, az evvel dikkat çekmeye çalıştığımız işte bu çift terapisti, nefes koçluğu, yaşam koçluğu gibi, evlilik terapistliği gibi belli başlı isimler altında farklı şeyler yapılan durumlar ortaya çıkıyor. Bunun nasıl önüne geçilmeli ya da bu ayrım nasıl yapılmalı? Bu bilgi kirliliğinden ya da bu tırnak içerisinde tedavi kirliliğinden nasıl vazgeçilmeli? Evet, şimdi bunun önüne geçilmesinin sistem tarafında yani genel akademik tarafında ne yazık ki bende bir karşılığı yok. Bunun için bir işbirliği gerekiyor. Bir takım önlemler, yasalar gerekiyor. Fakat halk tarafında, danışan tarafında bir takım öneriler verebilirim. Ben bunu kendi danışanlarıma da zaten aktarmaya çalışıyorum. Şöyle ki insanlar akademik bir altyapı olmasına gerek kalmadan bazı ayrımları yapabilecek kadar sosyal medyalarda ve hayat içerisinde artık bazı verilere ulaşıyorlar. Şöyle ki eğer kendisinden hap yutar gibi hap bilgiler, yine bunu kitabımda yine yazmaya çalıştım açıkçası. Hap bilgiler gibi zaten karşı taraf öneriyorsa ve yapılandırmıyorsa, kaynağı inmiyorsa, özünde aslında psikolojik bir yeterliliği yoksa lisans anlamında her şekilde bir yerden eksik kalabiliyor. Şunları birbirine karıştırmamak lazım hızlıca anlayabilmek adına. Şöyle düşünelim, bir insan normalde hızlı bir şekilde kendi evinde bir derinin üstüne yanık olduğunda bir şey sürmeyebilir değil mi? Ama ameliyat gerektiren, cerrahi gerektiren bir durumu da kendisi yara olduğunda anlar. Aynı şekilde duygusal yaralarımızı veya ihtiyaçlarımızı da hangisi hemen bir arkadaş sohbetiyle ya da işte bir keyif alacağım bir medyum ya da başka kişisel gelişimle iki sohbet beni motive etsin, güzel bir şeye inanayım, ona bir merhem sürmek gibi olur gibi yerini tuttuğunu anlar ya da hangisinin hakikaten derin bir yara olup süreç içerisinde bir takım duygusal, zihinsel, bilişsel süreçlere, operasyonlara ihtiyaç duyduğunda yine kendisi tespit edebilir. Ona göre de hani çocuğumuzun bir ateşi çıktığında kime teslim ederiz? Hafif bir düştüğünde, dizi sürttüğünde ne yaparız? Bunu nasıl biliyorsak kendi içimizdeki çocuğu da hangi durumlarda kime emanet edeceğimizi anlayacak kadar aslında belli bir altyapımız hepimizin var. Yeter ki seçim ve tercih noktasında bazı zaaflara yönelmeyelim. Çok güzel bilgiler, çok önemli tespitler. Aslında şunu da sormak gerekir. Böyle bizim zamanımızda, ben çok yaşamadım ama etrafımda çok örnek vardı. Okullarda da bu örneği veriyorum. Artık biraz daha avantajlı bu çocuklar. Bizim dönemimizde sinirli babalar ve mutsuz annelerle büyüyen çocuklar vardı. Çocuklarına çok fazla zaman ayıramayan, başka öğretilerle yetişmiş bir neslin yetiştirdiği bir nesil olarak geldi bu 80 kuşağı dediğimiz kuşak. Ama şimdi artık her şey değişti. Ebeveynlik kabuk değiştirdi. Çocukların anne babalardan beklentileri, anne babaların çocuklardan beklentileri biraz daha değişti. İyi anlamda da değişen tarafları var, kötü anlamda da değişen tarafları var.
Bunların hangileri sabit kalmalı, hangileri revize edilmeli diye bir soru sorayım sana. Biraz herhalde detay gerektiren bir soru ama en fazla anlayacağımız şekilde. Evet, evet. Ama yine çok büyük bir ihtiyaca hitap ediyor bu soruda. Teşekkür ediyorum. Çünkü danışanlarım geldiğinde ister kendi yetişkin olarak bireysel terapi almak istesin, ister çocuğu adına. Ben genel olarak zaten burada şuna odaklanıyorum. Farkında olmadan yetişkinler kendi çocukluklarındaki ukdeleri düzeltmek, onarmak adına iyi bir şey yaptıklarını zannederek farkında olmadan çocuklarına başka toksik deformasyonlar açabiliyorlar. Şöyle düşünün, ben diyelim ki içimde ukde kalmıştır, avokado hiç yemedim diyelim. Ebeveyn oldum, çocuğuma her şeyi avokadolu yapıyorum. Ne oldu şimdi? Çocuk başka bir travma. O yüzden çocuklarımıza içimizde bir şey ukde kaldı, bir şeyin üzerinden değil de ya da ben böyle bir davranış gördüm deyip en ucuna kaçmak yerine birincisi her şeyde dengeli hareket etmek lazım. Dengeyle hani çünkü neslimizin parametreleri ve ihtiyaçları da değişti. Şu anki ihtiyaçlarla bir önceki neslin ihtiyaçları veya deformasyonları aynı değil. Daha da önemlisi zaman üzerinden de ölçmemek lazım. Yani kendimize ajitasyon yaparak değil. Hani ebeveynliğimizi gerçekleştirirken eğer kendimizi suçlayarak ya da ajitasyon yaparak yani ben yetemiyorum çocuğa dediğimizde farkında olmadan çocuğun öz denetiminin eksik olacağı, sorumsuz bir bireye dönüşeceği şekilde de çocuğa çok fazla hormonlu bir anlayış gösterebiliyoruz ya da açık alan tanıyabiliyoruz. Bunları dengelemek gerekiyor. Geçmişimize acımadan bugünkü çocuğumuzu bir kendi çocukluğumuzdan farklı olarak değerlendirmek gerekiyor. Eyvallah, çok güzel yine bilgiler. Bir de mutlak surette çocuklara değinmişken şu soruyu da sormak gerekir diye düşünüyorum. Sosyal medya ve internet denilen çok büyük bir dünya, iyi ya da kötü olması noktasında çok ince bir çizgisi olan, faydasıyla zararı arasında çok ince bir çizgisi olan bir mecra artık hayatımızın orta yerine gelmiş, kurulmuş ve oturmuş durumda. Kaldırıp gönderemeyiz. Bu artık çok olası gelmiyor bana. Ama iyi şekilde, doğru şekilde, kaliteli şekilde en azından işte az evvel bahsettiğin gibi o toksitlerden, o zararlı bilgilerden arındırarak kullanabiliriz. Bizler yetişkinler olarak bunun biraz daha farkındayız. Ama çocukların çok tutturduğu, çok ısrarla istediği, belli başlı izlemeyi çok arzu ettiği belli başlı programlar, çizgi filmler, animasyonlar, oyunlar çok söz konusu. Buradaki ayrım nasıl yapılmalı? Çok güzel. Şimdi ayrım kısmına geçmeden önce hem biz yetişkinler hem de çocuklar için şöyle söyleyeyim. Dijital detoks dediğimiz noktada ilk önce çocuklara seçilmiş olan bir alan tanıması lazım. Yani şöyle düşünün, hani alışveriş yaparken bile aç bir insan farkında olmadan çok fazla seçeneğe yöneliyor ya. Evet. Ve sağlıklı bir alışveriş yapamıyor. İhtiyacı olan olmayan her şeyi alıyor kendisi. Tabii tabii. Aynı şekilde çocukları da zaaf noktasında çok mahrum ettiğimiz zaman, seçme hakkını onlardan aldığımız zaman ne yapıyorlar? Daha çok yani aç bir birey gibi dijital dünyaya dalıyor ve bizim sözlerimiz de ona tesir etmiyor. Hem sosyal medya için hem günlük hayatta çocuklara peşin olarak hayırı vermediğimiz noktada ve çocuklara seçtikleri bir alan tanıyıp onları duygusal olarak o özgürlüğe doyurduğumuz noktada birincisi çocukların dünyasına güven anlamında girmiş oluruz. Yani ben sana hayır derken haklı olarak hayırlar diyorum. Çünkü ben aklı başında bir bireyim. Sana en baştan restimi, kapılarımı tamamen kapatmıyorum dediğiniz noktada, bunu verdiğiniz noktada çocuklar size artık hayır dediğiniz şeylerde evet bir bildiği olabilir çünkü bana her konuda kapıyı kapatmıyor diyor. Birincisi bu. Sonrasında da birlikte çok rahatsız olduğunuz içerikleri bile birlikte oturun ve dinleyin diyoruz. İzleyin birlikte. Hemen eleştirmeyin. Yani onu çünkü şöyle bir şey vardır. Bir insanın ruhunu yani korkutmamak lazım, kaçırmamak lazım. Bir çocuk da keşfetmek istiyor. Keşfeden tarafını ürküttüğümüzde bizimle keşfetmek istediği şeyleri bu sefer paylaşamıyor ve gizli gizli yapıyor. Ama hiç evet şimdi onu söyleyecektim. Gizli gizli kısmı biraz aydınlattı.
hiç yapmaması gereken, hiç tatmaması gereken şeyler de var. Evet. İşte bunların önüne de geçirmesi lazım. Ya da yaş grubu olarak şu anda fiziksel ve ruhsal gelişimini çok olumsuz yönde etkileyecek belli başlı buluşlar, keşifler, tatmaması gereken belli başlı şeyler, izlememesi gereken belli başlı videolar, mecralar var. Bunlardan uzak tutmak mı acaba daha doğru, yoksa ebeveyn eşliğinde onu izlemek, onunla tanıştırmak mı daha doğru? Şöyle bir denge kurmak gerekiyor. Bunu ama sadece dijital konuda değil, bunu yaşam prensibi haline getirmek gerekiyor. Çocuğa terazide doyduğu özgürlük alanı, yani sen bir bireysin, ben sana saygı duyuyorum, sana seçme hakkını veriyorum dediğiniz depoda kaynakları olacak. Tamam mı? Ve tok olduğundan dolayı, tatmin olduğundan dolayı bunu yaptıktan sonra o çocuğa izah ederek bazı şeyleri, bunları almamalısın, İşte bunlar sana zarar verir söyleyeceğiz. Bu söylediğimiz şeyin çocuğa sağlıklı bir şekilde itiraz olmadan, inkar olmadan geçebilmesi, ikna olabilmesi ve arkadan bunu gizlice yapmaması adına, yani bunun bir sonuca ulaşması adına ise o depomuzu kullanmış olacağız. Çünkü çocuğun zihni, bilinçaltı diyor ki evet tamam, bana bu verilmiyor ama ben şu konuda doyuruluyorum. Bunu işte dediğim gibi sadece dijital konularda değil, genel olarak çocuğa davranış biçimimizde, ilişkimizde vermemiz gerekiyor. Çocuğu tanıyacağız, onun özgürlük alanında zaaflarının, masum olanlarını ona izin vereceğiz. Çocuk da sakin bir şekilde bilinçaltında karşılayacak ve bir yasak koyduğumuzda, engellediğimizde, izah ettiğimizde anlamasa bile dürtüsel olarak arkadan bunu yapmak için farklı yollara başvurmayacak. Bir çocuk ortalama, yani çocuk dediğimiz kavram da tabii ki geniş ve uzun yılları kapsıyor, bize ne kadar kısa gibi gelse de. Ama şunu sorabiliriz en azından. 2 yaşından 7 yaşına kadar ve 7 yaşından ergenliğe kadar ortalama internette geçirmesi gereken ideal süre ne kadar? Bunun için tamamen genelleme yapılamaz. 2 ve 7 yaş arasında bile eğitim ve gelişim farklı yetenek dönemlerine göre ihtiyaçlar değişir. Örnek veriyorum. Şimdi benim çocuklarımdan bir tanesi dil öğrenmeye aşırı meyilli. Diğeri de işte bu kodlamalar vesaire. Ve 7 yaşından beri itibaren kodlamalarla ilgili dersleri dijitalden almak durumunda. Hem burada keyif alıyor, kendi çizgi filmini kendi üretiyor, animasyonlarını. Ama kodlama zaten yazılım tamamen bilgisayar ve tablet üzerinden yapılabilen bir şey. Bu istisnaların dışında soruyorum. Yani bir çocuk yaklaşık ne kadar tabletle çizgi film izleyip çizgi oyun film oynamalı? Çizgi film gibi o tarz şeyler. Tamamen böyle hazla hitap eden, herhangi bir derse de eğitim içermeyen şeylerden bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Çocuğun şimdi izlediğinde kendini iyi hissettiği ya da çocuğu teskin etmek adına durmadan böyle bir kırmızı balıklar vesaireler açılıyor ya, onları soruyorum. Bu çok daha net oldu hocam. Çok daha spesifik oldu. Şöyle ki direkt onda da net süre vermiyoruz. Günden ziyade haftalık bakacaksınız. Örnek veriyorum. Eşleşmeler önemli burada. Eğer çocuğu siz bir iş yaparken ya da siz bir arkadaşınızla rahat muhabbet ederken ya da size hitap eden, sizin ihtiyacınıza hitap eden bir anda bunu yerleştirirseniz çocuğun karakterine ve sizinle olan ilişkisine çok kötü bir açıkçası iğne batırmış olursunuz. Tamam, bazı tuğlalar eksilir. Neden? Çocuğun zihninde şöyle işleşiyor her şeyden önce. Süreden ziyade ne zaman, hangi vakitlerde verdiğimiz birinci öncelik. Biz çocuk şunu almamalı. 1 yaşında da olsa, 6 aylık da olsa çocuk bunu alıyor. Annem benim onu rahat bırakmamı istediğinde ya da babam öyle zamanlarda bunu yapıyor. Bu çok kötü bir alt koptur. Bunu vermememiz lazım bir. İkincisi süre olarak tabii ki bununla ilgili bilimsel olarak farklı farklı veriler var ama ben kendi deneyimlerimden yola çıkacağım. Haftalığa vurarak 3-4 saati geçmemeli. Haftada yani, 3-4 saat. Aynen öyle. Çünkü onun bile kendi içinde ama çok yararlı pedagojik formasyonlarda olan çizgi filmler var. Hani reklam gibi olmasını istemiyorum ama biz mesela ağırlıklı olarak son zamanlarda gözlemlediğimiz TRT'nin çok güzel var çizgi filmleri. Arka planda çalıştığımız arkadaşlarımızdan biliyorum animasyon, pedagojik formasyonda işte nasıl bir sürece giriyorlar, ne kadar detaylandırıyorlar, hassas davranıyorlar. Bunları bildiğim için rahatlıkla öneri verebiliyorum.
Ya işte bu küçük küçük verilen şeyler, küçük küçük videolar, sosyal medya uygulamaları, oyunlar vesaire. Sosyal medya biraz daha üst yaşlar için geçerli ama gerçekten çok kıymetli ve çok önemli. Çocuğun hayatına bizim sandığımızdan daha fazla etki edebiliyor. Ruhsal olarak da ciddi anlamda onun iyi ya da kötü beslenmesine neden olabiliyor. Evet. Gelişimini, kişisel gelişimini tamamlaması açısından da yine olumlu ya da olumsuz birçok etkilerini belli başlı zaman süreçlerinde görüyoruz. Bir pandemi geçirdik. Zorlu bir süreçti. Psikolojimizi bu zamana kadar yaşanan dilimde herhalde böyle hiç beklemediğimiz şekilde etkileyen bir zaman dilimiydi. Bir buçuk, iki yıldı. Daha sonrasında da maalesef doğal afetlerle durmadan karşı karşıya kalan bir coğrafyada yaşıyoruz. Evet. Bu doğal afetlerin de çok ardı arkası kesilecek gibi görünmüyor. Tabii ki tedbirlerle en asgariye indirebiliriz zararlarını. Ama bu programın konusunda en azından size şu soruyu sormak gibi bir durum olmalı bence. Deprem gerçeğini biz hepimiz yaşadık, bu deprem gerçeğini. Sadece o bölgedekiler değil, hepimiz hissettik. Ben hep söylüyorum, yaraları yaramızdır, yarımız onların yarılarıdır, yarınız yarımızdır diye. Ama o depremi daha somut şekilde, örnekler ekran başındaki kıymetli izleyenler de tahmin edebilirler, siz de tahmin ediyorsunuz. Deprem gerçeğinin daha soğuk yüzünü, daha somut yüzünü yaşayanlar şu anda o bölgelerden bir kısmı uzaklaştılar, başka bölgelerde yaşıyorlar. Ve bu depremin etkisini daha asgari şekilde hisseden çocuklarla bir aradalar. Bu etkileşim nasıl olmalı? Bu etkileşim en doğru halde yapılması için o tırnak içerisinde, ben bu kelimeyi çok kullanmayı sevmesem de, depremden daha fazla etkilenen çocuklara ne şekilde davranılmamalı, ne şekilde davranılmalı? Çok güzel. Yine çok hayatımızın içinden ve gündemi ilgilendiren bir konu. Çünkü ben çocuklarla çok çalışıyorum. Evet, biliyorum. Yetişkinlerle de çalışıyorum. Çocukları ben de çok üzerinden... önemserim çocukları. Çok severim. Evet, evet. Çocukları... Hayatımın en önemlileridir aslında. Kesinlikle. Çocuklar. Yani çevremizdeki tüm çocuklar çok kıymetli. Kan bağımız olmasa dahi. Şöyle ki, çocukları üzerinden deformasyona uğrayan, yıpranan, bir şekilde anksiyete yaşayan yetişkinlerle çok çalıştığım için bir şekilde çocuğu okula gidip o çocuğun orada yaşadığı bir takım zorbalık türlerinden dolayı yaşamına, iş hayatına zor devam eden yetişkinlerin de psikolojisini inceliyorum. Şimdi deprem dahil bir takım afetlerin birinci derece, ikinci derece derken halka en yakınından en uzağına kadar farklı süreçlere mağdur olmuş kişilerle gönüllü olarak çalışıyorum. Süreçten biri ben ve arkadaşlarım klinikte. Şunu söyleyebilirim. Burada birebir görünen, yaşanan durumlardan yola çıkarak, yaşanmış olaylardan, afaki değil de çok net deneyimler üzerinden yaşanılan en çok büyük zorbalıklar ne oluyor? Ya bu kişiler çok fazla acıma hissine ya da sanki bir macera, böyle hani işte biri gitmiş askere ya da astronot olarak uzaya anlat gelmiş, der gibi değil aynen, mi? Aynen, böyle uçlara kayan, kesinlikle çoğunun da arkası, bunlar çocuklar, masum ama evlerinde, ailelerinden hızlı kapıyorlar bazı şeylere. Bizler de o yüzden bu çocuklarımıza çok hızlı bir şekilde şunları verebiliriz. Çünkü masumlar, işlenmeye hazır makineler. Biz onlara neyi verirsek alırlar. Çok rahat şunu öğretebiliriz. Kesinlikle burada da bir denge gerekiyor, sentez gerekiyor. Yani o meraklarını hem macera anlamında gibi, çünkü dışarıdan baktığımızda çok heyecanlı görünüyor. O hisleri aileleriyle ya da bir takım belgesellerle, videolarla karşılayabileceklerini çocuklarına göstersinler. İkincisi, bu farklı gelişen çocuklarda da yaşadığımız ya da bir takım engeli olan özel çocuklarımızda da yaşadığımız, onlara yapılan muamelede aynı kategoriye koyuyoruz bunu. Ne olması gerekiyor peki? Onlara böyle uzaydan gelmiş bir varlık gibi bakmamalıyız aynı zamanda. Normal olduklarını, onların da kendi normalinin bu olduğunu, süreçte bir şekilde bu afet yaşandıysa aşacağını ya da engel durumu varsa gibi, o da onun normali olduğunu, sürekli acıma hissiyle vesaire değil de kendi dünyasında, kendi hikayesine saygı duyarak çok anormal, manik hareketler yapmamayı çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor.
Bu çok kıymetli. Bunun hal diline yayılması zaten zaman içerisinde diğer çocuklarımıza da yararlı oluyor. Eyvallah. Çok teşekkürler. Çok önemli, çok kıymetli bilgilerdi. Elbette çocuklar iyi çocukluk geçirirlerse eğer, çocuklukta doğru oyunlar kurarlarsa, doğru arkadaşlık ortamları edinirlerse, bu işte ilerleyen süreçte onların ergenlik dediğimiz o problemli zaman dilimini daha sorunsuz bir şekilde atlatmalarını sağlıyor. Ergenliği de daha sorunsuz bir şekilde atlatırlarsa başka yollara tevessül etmeden daha güzel, daha mutlu, daha iyi yetişkinler olmalarına olanak sunuyor aslında. Psikoloji dediğimiz şey çok geniş bir kavram olduğu için konuşulabilecek çok fazla şey var. Çocuklarla alakalı, yaşlılarla alakalı, yetişkinlerle alakalı, anne babalarla alakalı, erkek kadınla alakalı, eşlerle alakalı falan filan çoğaltabiliriz örnekleri. Ama benim bu anlamda en kıymet verdiğim ve bu işin bir şekilde sorunsuz olursa diğerlerinin de daha sorunsuz olacağını düşündüğüm çocukluk olduğu için özellikle konuk almak istedim. Çünkü çocuk psikolojisi biraz daha önemli, biraz daha kıymetli. Artık ekran başındaki kıymetli izleyenler de görüyorlardır, biliyorlardır. Bunun somut örnekleri de var. Çocukluğu problemli geçenler yarın öbür gün çok önemli şeyleri başarmış olsa dahi, maddi olarak standartın çok üzerinde kazanımlar elde etseler dahi, evet, o çocukluk travmaları maalesef geçmiyor. Evet. İşte sizin gibi psikologlardan, psikiyatrlardan destek almak zorunluluğu hissediyorlar. Ve bir şekilde o içlerindeki problemi, o içlerindeki problemi yenemedikleri gibi içsel savaşları da bir türlü sona ermiyor. Ama programı eğer kısaca özetleyecek olursak, bu terapist dediğimiz tırnak içerisinde şeylere dikkat edelim. Kendimize fayda sağlayacağını düşündüğümüz şeyler bize zarar verebilirler. Bu anlamda kesinlikle işi iyi bilen, belli bir eğitimden geçmiş, bir diplomaya sahip uzman kişilerden bu anlamda destek alalım. Dertleşme ile terapiyi karıştırmayalım. Çok güzel bir kelimeydi. Programın üst başlığı bu olabilir aslında sevgili İlko. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Ben önemli bilgileri ederim. Paylaştı. Ben Line TV izleyenleriyle, bu programı takipçileriyle. Fuar alanından programımız devam edecek efendim. Psikolog ve aynı zamanda yazar İlknur Aksu bizlerle birlikteydi. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediklerim varsa buyurun anlatın kameraya. Evet. Daha sonra da noktalayalım. Evet, yavaş evet. Aslında çok güzel söylediniz. Çok fazla şey var katmak istediğim ama acilen hızlıca ilk adım olarak şunu yapabiliriz. Geçmişimizdeki çocuğu hala öldürmeden kendimizde taşıyoruz. Ve o içimizdeki çocuk bizde bir lastik gibi çekilip yetişkine dönüşmedi. Hala o çocuk orada ve samimi olarak söylüyorum, deneyimlerime dayanarak söylüyorum ki o çocuk gerçekten geçmişi telafi edebilecek kadar şu an ellerimize teslim edilmiş durumda. Eğer geçmiş otoritelerden bir şekilde ebeveyn, öğretmen, komşu, şu bu vesaire istediğinizi alamadıysanız ya da istemediğiniz şeyleri yaşadıysanız üzülmeyin. Şu anki otorite olan siz onu sahiplenin. Ve bir yerden sizin de dediğiniz gibi sağlıklı bireylerle yapılandırılmış psikoloji üzerinden omuz omuza verin ve o çocuğu yeniden yapılandırın. Bu konuda da sabırlı ve inançlı olun lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah. Efendim fuar alanında kısa bir gezimizle programımız devam edecek. Daha sonrasında işte kapatacağız. İlknur Aksu'ya çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgileri bizlerle paylaştı. Kitaplarını edinmek isteyenler de internet aracılığıyla bakabilirler. Daha sonraki başka yerlerdeki fuarlarda da tekrar kendisiyle bir araya gelebilirler. Bursa'daydı geçtiğimiz hafta. O nedenle de bizler de böyle programa konuk alalım istedik. Güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Biz şimdi fuar alanına doğru geçiyoruz efendim. Görüşmek üzere. Ustam, aklım firarda. Göz bebeklerimde müebbet hüzün, dilimde ay kesiği bir yara. Düşüm kırık dökük, umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzlarında sükut, yüreğim sana emanet, sıkı tut. Tut ki kancık pusulara düşmesin, bir hain kurşunu gelip deşmesin. Usta, ne zaman o senin bildiğin zaman,
ne sevda gördüğün masallardaki. Eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar nakış nakış. Körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı sevgiler, yüreklere kazılırdı gizlice. Sevdalılar asil ve de yürekli. Kavgalar, sevdalar hep iki kişilik. Oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar. Meçru sevdalardan gayrı meçru acılar doğuyor kundaklara günahkar gecelerden. Beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır, hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm yüzümden utanır. Yorgunum ustam. Ne katıksız somun isterim senden, ne bir tas su, ne taş yastıkta bir gece uykusu. Var gücünle asıl sükunetime çığlığım kopsun. Uyandır uykusundan güneşe dokun. Tut yüreğimden ustam, tut. Tut beni sürgüne, tut beni sürgüne, güne. 20. kez açtı Bursa Kitap Fuarı kapılarını okuyanlara. Edebiyat iyileştirir, şiir iyileştirir, sanat iyileştirir. İnsanların hayatına iyi gelecek en önemli şeylerden biridir mutlaka kitap. Artık hem Büyükşehir Belediyesi hem de Bursa Kitap Fuarı bu anlamda iyi, güzel olan şeyleri bir araya getirerek okuyucularla buluşturuyor. Programın en başında da ifade etmeye çalıştım. Mutlak suretle çocuklarınızla birlikte bu fuar alanını, bu fuar alanlarını ziyaret edin. Kitap almasanız dahi kitapların arasında mutlaka dolaşın. Kitapları mutlak suretle bir karıştırın, önüne arkasına bir şekilde bakın. Fuarların en önemli özelliği ve en güzel tarafı şüphesiz budur. Bir kitaba uzaktan değil de bir kitaba mutlak suretle karıştırarak, içine bakarak, şöyle kameraman arkadaşla yavaş yavaş gösterirse mutlaka kitaptan birkaç sayfa okuyun. Kapağına bakın, içine bakın. Eğer yazarın hayatıyla ilgili kısa da olsa bir bilgi edinmek isterseniz eğer, jenerik kısmına ve yazarın özgeçmişine kısaca bakın. Arka kapak bir kitabı okuyup okumamanız noktasında size önemli fikir veren durumlardan ve unsurlardan biridir. Ama bunların hepsini yaptıktan sonra okuyup okumamak, alıp almamak mutlak surette sizin fikriniz, sizin kararınızdır. Ama böyle bir müze gezer gibi kitap fuarlarını gezmeyin. Bilenler bilirler, takip edenler bilirler. Ben uzun yıllardır fuarlara katılıyorum Türkiye'nin hemen her yerinde. Kendi kitaplarımı da imzalıyorum. Orada söyleşilere, dinletilere de katılıyorum. Benim gözlemlediğim durumlar genelde şu. Bir standın başına ya da bir firmanın, bir yayın evinin başına katıldıkları zaman gençlerde şöyle bir yanılgı oluyor. Sanki o standın başına gittiği zaman mutlaka o kitabı almak zorunluluğu hissediyor. Ya da karşı tarafın öyle bir telkininin olacağını düşünüyor. Fuarların en önemli, en güzel tarafı kitaplarla dokunmaktır, birebir temas etmektir. Az evvel söylediğim kriterlerde kitabı karıştırmaktır. Hiç kimse size fuar alanındaki hiçbir yayın evi, hiçbir katılımcı bu kitabı kurcalama etme demez. Tam aksine fuar olmasının sebebi zaten budur. Diğer tabii bir sürü avantajı vardır. Söyleşiler gerçekleşir, kampanyalı kitaplar olur fuar alanlarında. Bu anlamda birden fazla tür olur, birden fazla türün içerdiği kitapların satıldığı, kitapların yayınlandığı yayın evleri olur. Tür sayısı da çok fazladır. Mizahtan, şiirden, edebiyattan, sanattan, romandan, öyküden denemeden çoğaltabiliriz. Zaten aslında bildiğiniz bilgiler ama ben özellikle bu gözlemimi sizlerle paylaşmak istedim. Kitap fuarlarında mutlaka ve mutlaka kitaba temas edin. Birini alın, ikisini alın, üçünü alın. Şöyle üst üste hepsini yığın. Hepsinin birazcık sayfalarını karıştırın. Bu standtan o standa, o standtan öbür standa dolaşın. Sonrasında ise zamanınızı ve paranızı doğru kullanacağınıza inandığınız kitabı alıp okuma yolculuğunuza devam edin.
Bu fuarın özelliklerinden biri Bursa Büyükşehir Belediyesi de burada stand açtı. Hem kendi yayınlarını sergiliyor ve satışını gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Bursalı yazarlara da burada belli gün ve saatlerde zaman ayırdı. Bu anlamda önemli, kıymetli buluyorum ben bu çalışmaya da. Şimdi o tarafa doğru da gidiyoruz. Benim de orada bir imza günüm var. Daha sonrasında ise programımızın kapanışını gerçekleştireceğiz. Nice fuarlara diyelim, edebiyat, şiir, sanat mutlaka iyileştirir. Unutmayın. Bu uyu başka bir mekanda çektik efendim. Bursa'nın 20. kitap fuarı gerçekleşti. Bizler de o alandaydık. Psikolog İlknur Aksu ile birlikte böyle psikolojinin derinlerinde bir takım bilgileri sizlerle paylaştık. Bildiğiniz gibi yine şiirlerle, kitaplarla bir aradaydık. Kitap fuarında neler yapılması lazım? Kitap alınırken, kitap seçilirken hangi kriterlere bakılmalı? Fuar kültürü nedir? Çok kısaca onlardan bahsetmeye çalıştık. Siz kıymetli izleyen ve dinleyenler için gene kısa bir ya da iki tane şiir de sizler için yorumlamaya çalıştık. Bildiğiniz gibi programın içerisinde de anlatmaya, ifade etmeye çalıştım. Edebiyat ve şiir mutlak suretle iyileştirir, mutlak suretle sizlere iyi gelir. O anda fark etmeseniz bile hayatınızın devam eden yıllarında okuduğunuz bir cümle, bir paragraf sizin gelişiminiz ve değişiminiz için oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bizler haftaya yeniden buradayız, şiirleyiz, şarkıyleyiz, sanatlayız. Sizler de oralarda olursanız bizleri ziyadesiyle mutlu edersiniz. Bursa'dan, kitap fuarından selam ve sevgilerimle, görüşmek dileğiyle, yüreğimle. Thank you.